Bismillahirrahmanirrahim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Allahumme salli ala seyyidina. Arkadaşlar, bu böyle bir şeyle başladık ama sıkına böyle. Ben o kadar rahatım ki, çünkü dava Allah'ın olduğunu biliyorum. Biz buna gönül vermişiz, bu davaya. Hani var ya böyle, gaz kaçırıyor, adamın fiilen abdesti gitmiş. Benim abdestim var diyor, niyetime bak diyor. Ama fiilen alması gerekirken almıyor. Üstad diyor, bunu söylüyor. Diyor ki, bu tipler kalbimiz üstadla beraber diyor. Ama hiç şey, sahiplendiği yok. O tarihte olduğu gibi bu tarihte de var. Tahir Mutlu abi var. Geçiyor. Gidiyor. Matbaa lazım değil mi? Risale basılması için. Isparta'da bir evi var, kaldığı yer. Evi var. Satıyor, evini satıyor. Matbaa alıyor. Yani tekstil makinesi. Şimdi bir ölçü söyleyeceğim. Bununla alakalı bahane oldu ama zaten şey yapacaktım. Diyor ki, çok önemli ama. Bunu ailede kullan. Karı koca kavgalarında, ailevi meselelerde kullan. Kendi eylemlerinde kullan. Her şeyde kullan. Siyasette de kullan. Partide kullan. Ölçü şu. Hep derim, bu üçüncü kez olacak. Sonuçtan süreci yönet. Sonucu söylüyorum. Mesela diyelim ki dershanede uygulayayım. Isırmak bu. Bizim adetimiz ya dersten önce. Ama lazım olacak bir ısırma. Sonuç, derslerden uzaksın. Derslere gelmiyorsun. Sebebi şu. Ya birisine kafayı taktım. Ya zamanın yok, ya vastan yok, ya da derste gelenlere veya o ders yapan abiye ilgilenmedi, telefonumu açmadı veya bana bir şey gönderdi. Bunlarda hep haklısın. Araban yoktu, zamanın yoktu, abi sana bir gönderme yaptı, oradakiyle kızdın, tamam. Hepsi haklısın. Bak, hepsini topla haklısın. Sonuç ne? Bu çok önemli. Sen derse gelmiyorsun. Sonuca göre, sürece baktığın zaman haklı olduğundan ne oldu? Derste yokuz. Anladın mı? Mesela eve uygulayayım. Hanımla kavga ettin, evden ayrıldın. Duman oldu ev. Ama çok haklısın. Haklı olsan ne olur? Evde huzur yok. Sonuç ne? Huzur yok. Kim haklı olsa önemli mi? Haklı mı olmak istiyorsun, mutlu mu olmak istiyorsun? Sebebi şu, bizim ehl-i sünnet vel cemaatın bir ölçüsü var. Nedir o? Edile-i şeriye. Edile-i şeriye var. Tabiri diğerle, nur cemaatının, her cemaatinin edile-i nuriyesi var. Bizim edile-i nuriye 49'da diyor. Diyor ki, edile-i şeriye 4'tü. Edile-i nuriye de 4'tü. 49 muhakeme. Lubbu bulmayan kışır ile meşgul olur. Gördün mü? Özü bulamamış. Anlamayan demiyor. Eylemseldir. Lubbu bulmayan eylem bu. Kışır ile meşgul olur. İçsel söylüyor. Hakikati tanımayan hayalata sapar. Uçuruyor. O şeyhim, ustadım, abim, bizim cemaat ve ben. Enfusçuyum, ben şeyim falan. Hakikati tanımayan hayalata sapar. Sırat-ı müstakimi göremeyen ifrat ve tefrite düşer. Elinde kantar ve metresi, muvazeneyi bak.
mizansız ve nizamsız, yani muvazenesiz, muvazene vezin ve mizansız olanlar ne yapar? Çok aldanır, çok aldanır. Baştakini ben bir daha söyleyeyim, kesiyorum. Derse gelemiyorsun. Sebebi, %500 haklısın. Sonuç ne peki? Sen derste yoksun. Ama haksız olan benim. Ama ben dersteyim. Bunu vakıfa söyledim. Eski beraber kaldık. Geçenlerde eskiyi teati ettim. Konuştuk. Eski hadisi. Hasan kardeş diyorum sağ. Ama diyor, geçmişe baktığım zaman diyor, hiç unutmuyorum şimdi. Geçmişe baktığım zaman hakikaten haklıydım ya dediğim. Dedim ki, inan dedim haklısın. Ben olayı biliyorum. O haksızlıktı. Ama sana bir şey söyleyeyim dedim, sen haklısın. Benle alakan olmadığı için bu konuda gitmene ben sebep olmamışım. Tamam, herhalde ben bir şey söylersem kanaat edersin ama o kardeş haksız. Sen haklı. Sonuç o dershanede, sen dışarıdasın. Kaderin hükmü, peki niye böyle oldu dedi ya. Haklıyım da niye böyle oldu, ters işler dişler çarpımı oldu. Kaderin hükmü farklıydı. O seni, haklılık aldattı seni. O, mesela bir insanı Allah derse almayacaksa, bunu nasip etmeyecekse, mutlaka seni ikna edecek, aklın ikna edecek, his seni mağlup edecek, makul bir sebep bulacaktır. Makul bir sebep bulacaktır. Mesela diyelim ki kaçta kalkıyorsun iş yerine giderken? 8'de. Eğer tatillerdesen 11'de kalkıyorsan şeytan seni hiç bırakmayacaktır. Şeytan zaten yanlış kendisi şeytan. Şeytan nereden giriyor? Yanlıştan girmez. Zaten yanlış kendisidir. Şeytan muvazenesiz doğrulardan girer. Bir kılıyorsun, bir kılmıyorsun, bir o zaman kalkıyorsun, bir kalkmıyorsun. Ya, haram değil ama dengen yok. Yani ölçüsüz, muvazenesiz doğruların arasından giriyor. Doğruların arasına. Sen kendine taviz vermişsin. Şeytan hiç affeder mi seni? Bak dedim, sen %100 haklıydın. Ama o dershanede sen dışarıdasın. Mesela şu derste gelememen şeyler arası olana harc demiyor. İstanbul'da olup da ne sebebin olursa olsun o sebep seni aldatmış. Ve sana güzel gösterilmiş. Bu şahsi manevi almamış seni. Ne yapıyor biliyor musun? Yasin'de bir ara düşmüştü. Makul bir sebep gösterir. İstanbul'da oturuyor. Ya burada yüzüne karşı. Gıybet olur da kadın. Ne mutlaka hanımdır, çocuktur, bir pazar vardır. Doğru, haklı. Sonuç, derste değilsin. O bir makul sebep, o cazip gösteriyor şahsi manevi. Liyakat kesbetmediğin için Allah sana nasip etmiyor. Kader hakim. Mesela senede 2 defa araba değiştiren adam, bu hizmetimizi de biliyor. Dershaneye zerre kadar hizisi olmuyor. Görüyor musun? Nasipsiz. Yani benim ihtiyacı olduğumda değil ha. Ben aile itibariyle, arkam itibariyle zengin. Şey için söylüyorum. Ben veriyorum yani. Soy itibariyle benim imkanım var. Bunu rahat söylüyorum orada. Ben veriyorum. Ama hangi sebep gösterirsen göster, bir tuğlan yok. Netice bu. Bir faturan yok. Evde haklısın, huzur yok. Siyasette kullanayım. Afganistan geliyor abi, Suriye geliyor, şu oluyor, bu oluyor, ne olacak? Sonuç, ne olacak? Bir sürü çapraşık. İğne de öyle. İğneye de çok soruyorlar. Ben şahıslandırmayacağım, bir örnek veriyorum. Ya kardeşim, İttihat-ı İslam olacak mı? Olacak. Bir sadı geçiyor mu? Geçiyor. 76 emirdan da. Cemail-i Müttefika İslamiye.
İslami Cumhuriyetler Birliği olacak. Ondan önce ne olacak? İslam Birliği deyince Araplar, Tunus, Libya, Cezayir, Mısır, Arabistan, Suriye, Irak, bilmem ne hep o hatıra geliyor değil mi? Hayır, İttihat İslam'dan önce Asya şurası olacak. Onu çıkartmıyordum. Vakti gelince sen çıkartırsın demişti Rüştü abi. Onu vitrin çıkartmıyordu. Ehli dalalet zındıka engel olmasın diye. Asya şurası olacak, o dersi yaptım. Asya şurası olacak. Asya'dan mı geliyorlar her şey? Ha? Şimdi ben kaydı söylüyorum ya, biz ölçüdeydik ya biraz önce. Sonuç. Asya şurasının göbeği neresi biliyor musun? Aklı Türkiye, kalbi Afganistan ve Pakistan. O coğrafya, o hazar, o havuz. Yani hudutla bölme. Pakistan'ın yarısı, Afganistan'ın tamamı. Asya şurasının kalbi şey diyebilirdi, Türkiye veya Azerbaycan. Hayır. Kalbi orası, dimağı burası. Aklı burası. O olacak. Sonuç itibariyle İslam hudutları kalkacak, Avrupa Birliği gibi. Ha gelmişler, ha biz gitmişiz, fark etmez. Ha? Bak sonuca bak. Süreci, abi ne oluyor? Zaten böyle olacak. İğneyi söyleyeyim. Abi iğneler şöyledir, böyledir. Sonuç. Kim methediyor? Kim aleyhinde bulunuyor? Eğer bir şeyi tanımlayamıyorsanız, mesela ben kimim? Bak ben kimim? Benim dostlarımı meşgul olmayın. Çünkü yalandan dostluk yapabilirler. Hey abiler, baba abiler, abiler abi sen konuşunca kainat şey oluyor. Geç onu. Beni en iyi gösteren benim düşmanlarımdır. Kaliteli adamın kaliteli düşmanı olur. Veya düşmanlar. Bunu kim methediyor? Kim karşısına dikiliyor? Bir şey. Düşmanına bakın bu işin. Yani bir şey bilmiyorsan, bilenden sorun diyor Allah. Bilmiyorsanız, bilmemek suç değil ama şu suç. Ayet meali söylüyorum bilmanı. Bilmiyorsanız bilenlerden öğren. Emirdan da bunu söylüyor. Diğerleri, ya abi ama şöyle olur, böyle olur, şöyle olur, böyle olur. O senin felsefen veya benim felsefen. Sonuç şu. Sonuç şu. Cümlemi bir daha söylüyorum, dersime başlıyorum. Sonuçsuz, o sonucu bilmeden, süreç var ya böyle kanal, 10 tane, 15 tane böyle yöntemi. Sonuçsuz süreçlerle sonuca varmak, suretlere, kışırlara hapsolmaktır. Suretten hakikate geçememektir. Sonuç ile sürece bakmak istikamet budur. Abi sonuçta sürece nasıl bakacağız? Bu akıl işi değil. Bu müceddittik işidir. Mücedditlere bakacağız. Her derdimizin, her sıkıntımızın çözümü olan Risale-i Nur'a başvuracaksın. Hizmet rehberinin başında bu yazar bunu. Hasan abi sonuçtan sürece bakmak o zaman sonuç olarak da Allah ve Resulünün dediğini o zaman kabul edeceğim ki sonuç olarak. Evet. Evet. Yoksa süreci. Evet. Mesela şunu söyleyeyim. Şaşıracaksınız. Münafıklar ve kafirler mazi ve hali bilirler. İstikbale ait asla intikalleri yoktur. Ferasetleri yoktur. Ama 50 senelik program yaparlar. Hayır. O program yaparlar. İstikbale ait bilgileri veya tahminleri Müslümanların ferasetlerinden, basiretlerinden, dirayetlerinden çalıyorlar. Kafirlerin ve münafıkların istikbal yoktur. Gelecekleri yoktur. Devamlı kaygı içindedirler. İstikameti düşünemezler. Bizim bu derslerden şey yaparlar. Vay be. Ya Asya şurası olacak. Ha şimdi onlar mesela 4000 küsürü geçmiş Afgan Taliban diye bir dersimiz. Bu Müslüman mı dinlediği zannediyorsun? Her dersi kat değil. Şu canlı canlı ne kadar kırpsan bile kırpılmadığın ellerine geçiyor. Siliyorum bilmem ne yapıyorum. Bunların hepsi ellerine geçiyor. Bilgisayarımı odamda kamerasına kağıt yapıştırıyor. Kapalı olsun.
Bir şey konuşacağım bilgisayar cepleri onu dışarı çıkarıyor. Kur'an dediyse de öldür, Muhammed dediyse de öldür deyip onlar şey yapıyor. Ha, şimdi demek ki istikbala ait tahmin ve plan projeleri Müslümanların ferasetlerinden, basiret ve dirayetlerinden çalıyorlar. Onların istikballeri yoktur. Evet, sevgili kardeşlerim, sonuç sen derste değilsin. Hiçbir bahanen, o bahane ne biliyor musun? Kaderin hükmüdür. Senin hakkında kaderin verdiği kararıdır. Liyakatın oydu. Maalesef, biraz acı ama kader senin hakkında öyle demiş. Ben ne yapabilirim ki? Ama çok bahanem var ya. Bugün işim var, başın ağrıyor, aileyi götüreceksin, bana bunu gönderdi. Oradaki sen, neticede derste yoksun. Haklı olsan ne olur? Evde huzur yok. Haklı oldun ne oldu? Evde huzur yok. Sonuç mu? Çok önemli arkadaşlar. Sonuçtan sürece. Süreçte niye parmak yapıyorum? Böyle bir düşünün, yağmurda kanallar akar şuradan şuradan. Acaba hangi kanal nereye akıyor? Bilmiyorum ki. Hani bir çayırlarda bizde öyle olurdu. Hangisini kontrol edeyim? Babam derdi ki git sel basmasın. Ana şarteli kontrol et. Ona yön ver. Hangisi acaba? Bildiğim için şuraya ha şu gidiyor. Süreç hangisi? Böyle şunu mu bunu mu onu mu bunu bilmiyorum. Sonuca göre süreç ha şu. Bunu kontrol et, tamam, diğerleri kolay. Kaderin hükmü var kardeşim. Kaderin hükmü var. Kaderin hükmü var. Sen olsan da olmasan da, ben olsam da olmasam da, sahip çıksan da çıkmasan da bu hizmet vardı, varlığı devam ediyor, devam edecek de. Senin ihtiyacın var, benim ihtiyacım var. Senin ihtiyacın var, benim ihtiyacım var. Ne yapıyorum? Ben her şeyi havuza atmaya çalışıyorum. Senin ahiretin yok mu? Şimdi sonsuz ezeli hayat burada olmayacak. Niye sahiplenmiyorsun? Niye yüklenmiyorsun? Niye kendine? Hizmetle alakalı yok. Kendine, kendine. Allah öyle diyor ya. Evde kendine. Evde haklı olmayı bırak. Yaş itibariyle size emsal değilim. Veya canlı dinleyenlerin. Yaptığım iş itibariyle de emsalimiz değilsiniz ki rekabet olsun. Farklı iş yapıyoruz. Ama bir havuza çalışıyoruz. Ne yaparsak yapalım farklı ama neticede beraberiz. Ama emsal ise emsaller arasında tezat olur. Emsal olmayan arasında da tesanut olur. Ben kızma manasına demedim. Dersinize sahip çıkın. Sen olsan da olmasan da bu devam ediyordu, ediyor ve edecek. Sen varsan da yoksan da hiç önemli değil. Ben bilmiyor muyum öylece? Diyorum bir kelime de fazla değil. Dün akşam 3 günden beri hummalı. Hummalı diyorsam itimat edin ama yanlış benim o. Ölesiye çalışıyorum. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin şeyini 10.59'da bitirdim. Adem toplamasını Fatih göndermişti. Ne diyor bu saat? Bugün de medal bahsettik değil mi? Aman aman yemekte bahsediyorum vakıfta. Adem'i bitirdim 3 günde. Ne diyor? Adam sanki öteki mahalleye gidiyor ya. Ya bu garip ya. Garip insanlar ya. Ya nasıl bir keşif ya. Ya diyor oğlum diyor. Falan diyor mektupta diyor. Adem hakkında böyle dedim ya. Onun hakkında diyor istiğfar ediyorum. Tabii sanki günah işlemiş. İsabet etse iki sevabı, etmese bir sevap. Meğer nakısmış. O değil diyor. Ben diyor giderken diyor. Şimdi nereye gidiyor? Mahalleye mi gidiyor? Giderken diyor. Ayağın oldu diyor. Keş değil diyor. Ayağın oldu. Seyahat ederken diyor. Baktım ki diyor. Adem'i gördüm diyor. Mümkün cümle koyacağım. 3 günlük bir cümleyi söyleyeceğim. 3 günlük hulasa ne anladın? Mümkünatın hakikatleri Adem'dir diyor. Bu kadar. Ustad ne diyor başka da? 3 tane kelime. Mümkünatı bileceksin. Hakikati bileceksin. Adem dildi bileceksin. 3 tane kelime söyledim. Komple 3 günde ana fikir nedir? Ha var ya insan hakkında çalıştın da insan ne anladın dediler ya ben kendime. Ben dedim ki olmakta olan. 3 gün çalıştın ne anladın? Anladım değil kendi söyledim. Öyle sana fikir.
mümkünatın hakikatları Adem diyor. Oğlum diyor, ben giderken diyor, gördüm diyor. Mümkünat vacip tarafa, Adem vacip tarafına koyma diyor. O zaman vücut benim. Mümkünatın içinde diyor diyor Adem. Ama ustad Adem'i mutlaktan, Adem'i sırftan ve Adem'i üç kategoride ediyor. Allah Allah. Ya bunlar bu, ya hayran oluyorum ya. O bir kerametini de söyleyeyim mi? Onu da söyleyeyim. Şimdi bilgisayarı çalışıyorum. En üste çıkarıyorum. Tamam, bunların aşağı oku şimdi yemekten sonra. Veya namazdan sonra. Okuduğum bir de okumamak için anladınız değil mi? Kaydırıyorum bilgisayarda. Daha okumadım o sayfa. Gittim. Geldim. Ya yemekten ya çay şeyde. Kahve aldım kendime. Ama Mehmet kardeş, bir şey düşünüyorum ama iyi bir şey düşünmüyorum ya. Yalana Allah şahit edilirse kafir olur. Multeka 163. Allah şahit olsun bu söylediğimi. İyi bir şey düşünmüyorum yani. Neyse. Sonra dedim ki tabi tabi ya. Kahve içiyorum. Birinci satır. Yalan olmasa hadi iki satır olsun. Paragraf değil ha, satır. Ne düşünüyordumsa aynen söylüyor. İsmini de söylüyor. Yani şunu düşünüp bu yanlıştır oğul diyor. Bunu düşünme oğul diyor. Sonra korktum, baktım ki buralarda mı? Yani burasını böyle bir yırtsam var ya, böyle Aydınger kağıdı gibi böyle. Herkes, herkes burada. Vallahi inan, mübala etmiyorum, haletimi söylüyorum, hemen etrafa baktım. Hangi tarafta? İmam-ı Rabbani Hazretleri hangi tarafta? Oğul, onu hayal etme, o yanlıştır. Evet, tövbe tövbe tövbe. Hadi oldu. Tesadüf oldu. Tevafuk değil. Neyse. Bir yarım saatte gitti. Zihnim yoldu. Gene kaptı mı beni? Kaptı. Yapıyorum. Neyse, birkaç dakika geçiyor. Gene bir iki satır geçiyor. Ben sana söyledim diyor. Düşünme onu. Hayal etme onu. Ondan sonra bir daha yapmadım. Yalan söylemiyor. Yemin de ettim size. O ben sana söyledim diyor. Yapma diyor. Sonra bakıyorsun. Ulan acayip. Bugün doktora anlattım. Burası FM dalgalar var ya. İşte 88 bilmem ne, şu kadar şu kadar. Böyle sanki bilmem. Burası dalga boyları farklılığı gibi alemler birbirinin içine girmiş ama muzahame, sıkıntı birbirlerine yok. Hepsi, her alem burada. Odundaki duman, nur, ısı, ışık gibi, bedendeki duygular ister gibi, bütün alem, bütün kişiler, hepsi alakadar, görüyorlar sizi.